Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Antena Magus programını öğreneceğiz. Biraz giriş yapacağız. Demiştik ki Antena Magus programı CST programı, FECO, HFSS yani HFSS, CST, CST için. Bu programlar anten tasarımı için ve gerçekleştirilmesi için çok kullanılan dünyaca ünlü programlar, olmazsa olmazlar diyebiliriz. Peki bunları nasıl yükleyebileceğiz? Öncelikle 3DS bu antena magusu satın almıştı birkaç yıl önce hatırladığım kadarıyla. O yüzden onun sitesine girmemiz gerekiyor. Onun sitesinden ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Evolution versiyonunu indirebiliyorsunuz veya Student öğrenci versiyonunu ya da deneme sürümünü indirebiliyorsunuz açıkçası. Sadece Antena Magus'u değil, onunla beraber az önce saydığım programların da birçoğunu indirebilirsiniz. Şimdi şu linki yazarsanız eğer veyahut antenamagus.net diye yazınca da birçok site sizi bu siteye yönlendirecektir. Birçok link sizi bu siteye yönlendirecektir. Burada edu3ds.com ekranda gördüğünüz linki girdikten sonra Download for Free'yi tıklıyoruz arkadaşlar. Yukarıda da var, aşağıda da var. Tıkladıktan sonra sizi bir siteye yönlendiriyor. Bu siteye yönlendiriyor. Ben burada açmıştım zaten de fark etmez tekrar tıklamış olduk. Bu siteye yönlendiriyor. Kapatalım şu pop-up'ı. Biraz aşağıya inersek Abaküs diye de bir program olduğunu söylüyor bize. Ve CST ile antena magusu gördük. Biraz daha aşağı indiğimizde burada CST Studio 2022'yi şuraya indirdim ben daha önceden. Ya da 2021'i onu da indirdim ne olur ne olmaz diye. Yükleyebilirsiniz. Bilgisayarınızın durumuna göre belki 2022 çalışmazsa 2021 çalışabilir. Installation Guide'ı da ben şu an anlatmış oluyorum zaten. İndirdikten sonra arkadaşlar bu şekilde bir zip dosyası geliyor. Zip dosyasını siz açınca nerede zip dosyamız? Şunlar. Açtıktan sonra şöyle bir klasör karşımıza çıkacak. Ve bu uygulama dosyasını çalıştırın. Yönetici olarak çalıştırın. Bir müddet bekledikten sonra şöyle bir uygulama açılacak arkadaşlar. Ana sayfası bu. Uygulamayı açtığınızda ilk olarak karşınıza bu ekran çıkacak. Şu antena magus simgesine tıklayınca şu ekran çıkacak. Arkadaşlar burada şimdi sizin muhtemelen boş olur. Ben daha önceden birkaç proje yapmaya çalıştığım için bende birkaç bilgi antena 9'a kadar gözüküyor. Sizde boş olur. Anten prototipleri burada benim çalışmalarım şeklinde gözüküyor. Veya dizi çalışması yapmamışım ya da custom kişisel bir prototipim yok. Yani burada yaptığınız çalışmalar, template'ler vesaire gözükecek. Şu alt kısımda siz mesela neye göre anten yapıyorsunuz? Eğer ki cep telefonu servisleri için yapıyorsanız, bakın burada smart device ve veya mobile haberleşme antenleri, işte Bluetooth olabilir, GSM olabilir. Buraya tıklıyorsunuz ve buna uygun antenler karşınıza çıkıyor. Ya da uçakta kullanılan, uçakta belki bilmiyorsunuzdur ama yani uçağın kendi içinde haberleşmesini sağlayan birçok anten sistemi var. Mesela fren ile kokpitteki başka bir düğme veya kanatla diyeyim, arabada fren olabilir. Kanat ile kokpitteki bir düğme antenle haberleşiyor olabilir.
Yani kablo olmasına gerek yok veya dronlarda, İHA, SİHA gibi cisimlerde, araçlarda antenler birden fazla kullanılıyor. Anten deyince sadece aklınıza GSM, GPS vesaire gelmesin. Hatta Bluetooth dahi gelmesin. Daha da gelişmişi. Yani iki tane elektronik cihazın bir sistem içinde haberleşmesi için de kullanılabilir. Ya da ISM dediğimiz endüstri, bilimsel ve tıp demek. Industrial Scientific and Medical ya da Medicine, ilaç sektöründe veya medical diyelim, ilaç sektöründe, tıp sektöründe, bilim, fabrika gibi yerlerde kullanılan antenler için. Ya da işte burada radar görüyorsunuz. Radar bantlarında K bandı var örneğin. K, Ku bandları var. Ya da W bandı, S bandı yine aynı şekilde. Radarların yapıldığı çeşitli frekanslar. Veya genel açıdan bakarsak UHF, UHF bandı var. Ultra High Frequency. Bu bantta da IEEE'ye göre tanımlanmış antenler yapılabiliyor. Ya da siz Find Antenna deyip burada kendi anteninizin bazı spesifik özelliklerini girerek bulabiliyorsunuz. Kendi custom'ınızı burada yapabiliyorsunuz. Ya da dizi anten için bu kısım. Dedikten sonra ben bu kısmı da kullanıyorum. Ayrıca biraz sonra göstereceğimi de kullanıyorum. Şu geri tuşuna bastım. Quick Start değil de geri tuşuna bastığımızda karşınızda böyle bir ekran geliyor. Az önceki yere geri gelmek için de File'e tekrar basabilirsiniz. İsterseniz burada File'dan biraz daha devam edelim. Bu arada ben bu edition'ı dün değil 2 gün önce yükledim. Ve bir yıllık kullanabiliyoruz bunu. Yalnız tabii ki bütün antenler açık değil. Ücretli versiyonda bütün antenler açık. Bunda açık olan antenleri de size birazdan göstereceğim. Yardım kısmında bakalım neler varmış. Videolar var. Online olarak izleyebilirsiniz. Libraries kısmında anten için yine gerekli olan hesaplamalar var. Bakın burada Transmission Line Calculator'ı gördüm. Mikroşerit anten yapmıştık örneğin biz en son. Yine öğrenci arkadaşlarımızla. Transmission Line Calculator kullandık. Sistem Calculator işte radar range veya freeze transmission equation bakın hatta antenler dersimizin büyük bir bölümünü bu freeze'e ayırmıştık biz. Pasif remote sensing'i örneğin bir önceki size attığım videoda yine labım geldi YouTube kanalından bakabilirsiniz. Pasif remote sensing uzaktan algılama antenlerini, sistemlerini anlatmıştım. Veyahut radar nedir? Radar freeze'e çok benzer zaten. Ayrıca bir cisim vardır. O cisim görülür. Freeze'de iki anten arası haberleşmedir. Radarda ise iki anten arasında bir cisim vardır. O cismi görmeye çalışırız. Calculator'ları bu şekilde tekrar hatırlamış olduk. Veya antenne properties'i toolbox kısmını tekrar önerebilirim göstermek için. Yine galiba üçüncü dersimiz olabilir. Bu kısma değinmiştik. Antenin neydi? Yarı güç hüzme genişliği, ilk sıfırdan sıfıra hüzme genişliği gibi konuları burada görmüştük. Bir antenin zaten olmazsa olmazı reflection coefficient S1 bir parametresidir. Veya voltaj durağan dalga oranı, voltaj standing wave ratio. Bunların da analizini yine toolbox kısmında, library kısmında yapabiliyorsunuz. Biraz daha detay için mesela konnektöre basınca SMA konnektörler, N tipi konnektörler, TNC, MCX, 2.92 konnektörler gibi konnektörlerin daha detayını burada görebilirsiniz. Veya waveguide deyince dalga kılavuzu. Bir anten sadece mikroşerit değildir. Dalga kılavuzu şeklinde de antenler yapılabilir. Çok geniş aslında program. Daha detaylı bilgiler için sizin incelemenizi gerektirecek birçok şey var. Birçok bilgi var. Hatta yine dersimizde bakın az önce bahsettiğim K, Q, K, X, W, C, S bu bantlardan bahsetmiştik. Library kısmında yine IEEE'nin bant isimlerine de yeterince detaylıca yer vermiş Antenna Magus programı.
Export Template adından anlayacağınız üzere kendi yaptığınız ürünü, cihazı, anteni dış ortama aktarmanıza yarıyor. Dış ortama aktarmak ne demek? O CSD gibi, FEKO gibi veyahut HFSS gibi farklı programlarda açmaya yarıyor export ile. Ya da import ile başka bir programda yaptığınız anteni import edip antenomobus'ta açabiliyorsunuz gibi. Buradan import edince anteni seçip aç deyince CST'den örneğin seçtik diyelim, antenomobus'a aktarıyoruz. Backup yedekleme işte buralar diğer sıradan programlarda da olan kısımlar. Biz şimdi bir geri gelip home kısmına, file'dan yani bir geri gelip home kısmına gelelim. Bakın burada ilk karşınıza şekiller çıkıyor. Şekilleri şöyle aşağıya doğru bir inelim. Tüm antenleri seçtik şu an. Burada all yazıyor. Template groups'ta all yazınca tüm antenler karşınızda gözüküyor. Epey gerçekten yeterince fazla çeşitli anteni burada görebiliyorsunuz. Antenomobus bir de şöyle bir program. Kendi hali hazırda içinde birçok veri setini barındıran bir program. Yani diğer CST programı gibi çok uzun sürmüyor dizaynlar. Çünkü zaten içeriği içinde daha önceden hesaplanmış oluyor birçok durum. Bu sebeple hızlı sürüyor. Hızlı olarak analizi yapılıyor. İçeride zaten matematiksel denklemleri gerçekleştirilmiş, bulunmuş. Siz o bulunan ürünleri seçiyorsunuz. O yüzden hızlı oluyor. CST'de, FEKO'da daha uzun sürüyor. Çünkü tek tek bütün analizini en baştan bilgisayarınız yaptığından dolayı. Bu sebeple diyebiliriz ki antenomagus birçok bilgisayarda rahatlıkla çalışabilir.